Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Fussilet suresi 37. ayeti kerime. Allahu Teala peygamber Aleyhissalatu vesselama 36. ayet-i kerimede ve bizlere şöyle bir hatırlatma da bulundu. Eğer şeytandan bir dürtü gelirse Allah'a sığın. O Allah işitir, o Allah her şeyi bilir. Dolayısıyla yukarıdaki daha evvelki konularda da Müslümanca bir duruşun nasıl olması gerektiğini bize Rabbimiz öğretti. Mekke'de müşriklerin tüm saldırılarına, onların İslam'a, Allah'ın peygamberinin getirdiği bilgiye vahye, zikre karşı duruşlarına mümini nasıl cevap vereceği Peygamber aleyhisselam örnekliğiyle bize öğretildi. Müslüman güzel konuşacak, güzel amel edecek, hakka çağıracak, ahlakı da güzel olacak. Böylece onlar dilerse, gelirse cennet işte bu tarafta olacak. Fakat bu duruşu bozmak için şeytanın müdahalesi çok. Bu bakımdan kötülüğü iyilikle salmak için bir kavganın içinde olacağız. Hayrı söyleyeceğiz, hakkı söyleyeceğiz. Ama bunda ısrarlı olacağız, sabırlı olacağız, gayret edeceğiz. Bunu Allahu Teala bize söyledi ve bir de en son euzu çekeceğiz. Yani bu işin kenarında, köşesinde, sağında, solunda şeytan eksik olmayacak ve mutlaka sızmaya çalışacak. Bizi zihnimizi, kalbimizi bozmaya çalışacak. Anlattıklarımızı değiştirmeye çalışacak. Olaylarla gürültü patırtı çıkartarak değişik haberlerle, yaşanan yeni hadiselerle gündemi değiştirmeye, sözü bozmaya, olmadı davetçiyi bozmaya, karşıdakilerin kaybı zaten darman duman bir hal oluşturmaya çalışacak. Çünkü şeytanın çok büyük bir derdi var. Müslüman bir davetçi, bir peygamber hele Allah'ın vahyine çağırıp zikrediyor, hele de güzel ahlakla duruyorsa onun için en yaman düşman budur. Bu bakımdan bütün öfkesini, bütün çabasını, gayretini, eforunu buraya sevk edecek. İşte burada biz de çok sıkı bir şekilde Euz diyeceğiz. Allah'a sığınacağız şeytanın tüm dürtülerinden, hücumundan. Zannetmeyin ki Allahu Teala bizi bırakır. O Allah ki bizi biliyor ve işitiyor. Derdimizi biliyor, şeytanı da biliyor, bizi de tanıyor. İşte böylesi bir Rabbimizin varlığının ayetlerini konuşacağız şimdi. Ayet 37'de. Mekke ölçeğinde düşündüğümüzde küçük bir şehir, Peygamber aleyhissalatü vesselam ve birkaç mümin karşısında güçlü bir Mekke yapılanması, ekonomik, siyasi, sosyal bir hayat, oturmuş gelenekler, şirk dini, tüm bunlarla nasıl baş edilecek diye düşünülürken, Allahu Teala kendini bize hatırlatıyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ Şmsuval kamar onun ayetlerindendir gece gündüz Güneş ve ay bütün zaman ve zamana ait olan tüm bu varlıklar Güneş işte günün gecenin hareketleri ay işte ayın hareketleri ve yıl zaman Allah'a ait zamanı sahibi o mekanın sahibi Allah benim sahibim o Dolayısıyla bunlar beni çevreliyor seni çevreleyen şey Mekke değil ki. Mekke aristokrasisi değil ki. O zalim güçler değil ki. Onların baskısı, onların oluşturduğu bir zaman anlayışı. Şu anda böyleyiz. Yarınlar şöyle olacak. Değişecek şunlar biz değiştiriyoruz filan gibi zamana, mekana, olaylara, hayata egemenmiş gibi davranacak dünyalılar. Ve Allahu Teala'nın zamanın sahibi olan Rabbimizin, yaratıcısı olan Rabbimizin zamanı bilelim diye bize emrimize verdiği güneş, ay, gece ve gündüzü üzerinden de kendi etki ve egemenliklerini ilan ederek güya onları tanrılaştırabilirlerdi. Güneşe tapanlar, aya tapanlar, geceyi kutsallaştıranlar, gündüzü kutsallaştıranlar kendilerine göre zaman hakkında hüküm verebilmek için böyle putlar üreten dünya yapılanmaları oldu oluyor olacak. İşte Teala diyor ki bunlar Allah'ın ayetleridir. Allahu Teala'nın var ettiği yaratıklardır. Gece de gündüz de güneş de ay. Öyleyse la tescudu li şemsi ve la lil kamer. Ne aya ne de yıldızda ne de güneşe bunlara secde etmeyin. Güneşe secde etmeyin, aya da secde etmeyin. Ona kulluk yapmayın. İbadetiniz onlara olmasın. Onlar ki zaten emre boyun eğmiş varlıklar. Rablerinin emre boyun eğdiler ve insan için bir hayat Allahu Teala onlarla var etti. Onların tavırlarıyla insan geceyi gündüzü ayarlıyor. Şeref dolu insan, ahseni takvin, Allahu u Teala'nın kerem verdiği, kerem ettiği bir yaratık, kul olarak şerefli olacak. Güneş de ay da ona hayran. Sen tutacaksın, ona kul köle olacaksın, ona ibadet edeceksin. Kaldı ki o güneş de ay da ve onlara bağlı olan tüm durumlar da Allahu Teala'ya secde etmektedir. Gelin, vescudu lillah, Allah'a secde edin. Güneşin de, emre boyun eğdi, ayın da emrine boyun eğdi, Allah'a secde edin, kul olun, ibadet edin. Ellezî halakahunne in kuntum ta'budun. Eğer kul köle olacak, ibadet edecekseniz ki sizden istenen budur. O zaman gelin onları da yaradan Rabbinize kulluk yapın. Bütün gününüz ve gecenizi, bütün hayatınızı Allahu Teala'ya ibadetle harcayın. Bu ayet secde ayeti ve biz bu ayette secde yapıyoruz. Secde edelim inşallah. Allahu akbar. Fakat ayet 37 böyleydi 38 ve inis tek baru eğer kibirlenirlerse Allah'a ibadetten kaçınırlar secdeyi kendilerine yakıştıramazlar hani yiğidin alnı secdeye mi gider toprağa mı değer filan derlerse yazıklar olsun kulluk en büyük şereftir. Allahu Teala'ya dönük bir hayattan daha tatlı bir hayat mı olabilir? İnsanlar Allah'a kulluğu reddettiklerinde zillete düşerler. İşte küçücük şeylere kul köle olurlar. Paranın, eşyanın, malın, mülkün, markanın, fiyatın, atın, arabanın, insanlar, kadının, erkeğin kölesi olurlar. Dolayısıyla Allah'a kulluktur ancak özgürlük ve şeref ve izzet. Bu bakımdan gelin Allah'a kul olun secde edin, ibadet edin. Çünkü bir ibadetiniz olacak, bir şeylere kul olacaksınız öyle ya da böyle. Eğer bir ibadet yapacaksanız gelin kibirlenmeyin, Allah'a kul olun. Ama kibirlendiler. فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ Oysa bunlar kibirlene dursunlar. Allahu Teala'nın katında öyle varlıklar, öyle büyük varlıklar var ki Hani güneşi görüyorsunuz büyük. Dağlar ay diyorsunuz, yıldızlar diyorsunuz. Hayır. Bunlardan çok daha büyük melekler var ki Allahu Teala'nın yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç de usanmazlar bunu yapmaktan. Rablerine boyun eğmişlerdir, ibadet etmişlerdir. Gökler yüzünde küçücük bir yer yok ki bir meleğin secde etmediği, rükû etmediği ya da dillerinde tesbih olan, tehlil olan, tekbir olan melek yani bunlardan uzak olan bir melek yok. Hepsi Allahu Teala'ya kul ib kulluk yapmaktadırlar. Hem de şerefle, bıkmadan, usanmadan, yorulduk demeden ibadet etmektedirler. Arşı taşıyan melekler var. Arşı taşıyan melekleri çevreli, arşın etrafını çevreleyen melekler var. Rabbimiz bunları Kur'an'ın pek çok yerinde bize ifade ediyor. Burada da böyle söyledi işte. Onlar rablerini karşı hem de tesbihatla Yalnız Allahu Teala'yı doğru bilerek, doğruca ona yönelerek ibadet ederler. Biliyorsunuz tesbih Allahu Teala'yı doğru anlamak demektir. İnsanların düşüncelerinde, insanların felsefeleriyle Allah tanımı değil. Allahu Teala'yı Allah bize kendisi nasıl tanıttıysa öyle bilmek tesbihtir. Yani melekler Allahu Teala'yı biliyorlar. Rabbim öğretti ve onlar o öğrendikleri bilgiyle de Rabbilerini tesbih etmektedirler ibadet etmektedirler ve bundan usanmıyorlar. Burada bize teşvik var değil mi? Yani istikbara girmeyin, kibirlenmeyin, büyüklenmeyin, havaya girmeyin, kendinize renk görmeyin. Başkalarına kulluk yaparken öyle kendinizi aşağılıyorsunuz. Nemrutların, firavunların ya da güneşin ayın karşısında eğiliyor. Taştan yonttuğunuz putlar karşısında kendinizi zelilleştiriyor. Hayranlıkla kendi ürettiğiniz teknolojiye, kul köle oluyor. Kendi ürettiğiniz bilmin önünde secdelere kapanıyorsunuz. Oysa bu büyük bir rezalet ve zelilliktir, düşkünlüktür, düşüklüktür. Gelin böyle yapmayın. Aziz olun. Aziz olun ki o da Allah kullukla gerçekleşebilir. Ve bunun çaresi de tesbihtir. Yani Subhanallah demektir. Subhan rabbil Aziz, Subhan rabbil A'la, Subhan rabbil Azim, Subhan rabbil Vedud, Subhane Rabbiye Şafi, Subhane Rabbiye razzak diyeceğiz. Allahu Teala'yı kendini bize Allah nasıl kitabında öğrettiyse öyle tanıyacak, öylece anacağız. Ama bu sadece dilde olan bir durum değil. Hem Subhane Rabbiye razzak diyeceksin. Ya Rabbi ey rızık verici olan Allah'ım seni tesbih ediyorum diyeceksin. Sonra rızık verici olarak başkalarını tanıyacaksın. Ya Şafi diyeceksin, tesbih edeceksin Rabbini. Sonra şifayı başkasından bekleyeceksin. Subhane Rabbiyel Melik diyecek. Hükümdar, Melik, mülkün sahibi olarak Allah diyeceksin. Sonra tapuyu başkasına devirecek, devredecek. Başkası gibi bir hayat yaşayacaksın. Başkasının emrettiği şeyleri yapacaksın. Dolayısıyla ben dilimle tesbih olduğu gibi yüreğimde de hayatımda da Allahu Teala'ya tesbih etmeliyim. Hem ki yasalar göklerde yerde Allah'ın diyeceğim. Sonra kendim kendi kurallarımı koyuyorum diyeceğim ya da birilerinin koyduğu kurallarla bir hayat yaşamaya çalışacağım. Bu bakımdan göklerin tesbihatı, yerin tesbihatı, bütün varlığın tesbihatıyla benimkinin uyumlu olması lazım. Kibir bırak, tesbihe gel ve bundan usanma. Bu sana bütün hayatında lazım. Ve buna böyle devam ettiğimizde de bizi bekleyen mümkünlüğü yani düşünülemeyecek aklımdan hayalden geçmesi imkansız olan bir cennet bizi bekleyecek Allah'ın izniyle. Devam ediyoruz. Sure Fussilet ayet 39. Evet. Ve min ayatihi onun ayetlerindendir. Enneke teral arda haşiaten. Görüyorsun yeryüzü nasıl da boyun eğmiş. Fe izâ enzenne aleyhel ma ve onun üzerine su değdiğinde yağmur indirdiğimizde biz İhtezzet, o kıpıraşır, hareketlenir, varabet ve kabarır. İnnellezî ahyâhâ lemuhil mevte. İşte Allahu Teala ölüleri de bu şekilde bir diriltme diriltecektir. İnnehu alâ kulli şeyin kadir. <laughs> o Allah her şeye gücü yetendir. Hayat veren Allah ölüleri böyle hayat veriyor ve Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter. İkinci bir ayet öğreniyoruz. Birinci ayet göklerde olan güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün Allahu Teala'ya boyun eğdiği, ona secde ettiği bilgisiydi. Sonrasında meleklerin de secde ettiğini öğrendik. Bunlar bir bilgi, bunlar bir belge, bunlar bizim için bir yol işareti. Bunun dışında Allahu Teala bir ayet daha söylüyor şimdi bize. Bir belge daha, bir kanıt daha. Nedir o? Yeryüzü. Şimdi gökyüzünü inceledik, zamana baktık ve mekanla birlikteyiz. Mekan da Allahu Teala'nın. Enneke teral art. Yeryüzü haşia. Boyun eğmiş. Ne zamana kadar? Allahu Teala'nın izin verdiği vakte kadar böyle boyun eğmiş olarak duracak. Allahu Teala tamam dediği gün ise o da hareketlenecek. içindekileri dışa vuracak ve çalkalanacak kıyametle birlikte. Ama şimdi haşiaten boyun eğmiş. Rabbine teslim olmuş. Belki kullardan istenen de bu zaten. Biz topraktan gelmiş olanlar toprak gibi olmalıyız. Bakın böyle olduğumuzda, aten olduğumuzda, Allahu Teala boyun eğdiğimizde, huşu ile ona kulluk yaptığımızda fe iza aleyhel nasıl toprağın üzerine bir su değer, bir yağmur, bir kar, bir çiğ, bir nem ne olur? İhtezzet bir hareket meydana gelir. Bir hareketlenme, bir kıpırışma olur. Zihin açılır, yürek açılmaya başlar. Vücutta, hayatta bir değişiklik olur. Varabet kabarır bu tohumun gelmesi demektir. Bu biraz sonra patlayacak olan bir yeşillik demektir. Bir canlılık, bir hayat demektir. İşte innellezine ahyaha le muhyil mevte. Allah-u Teala ölüleri diriltirken böyle hayat vermektedir. Ölü bir toplumu da, ölü bir kalbi de, ölü bir hayatı da böyle canlandıracak. Ahiret günü dirilişte ile aynen böyle olacaktır. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Çünkü Allah güce her şey yetendir. Allahu Teala kudret sahibidir ve neyin ne şekilde olacağın ölçüsü de ona aittir. Hem güçlüdür hem ölçüler ondan gelir. Dolayısıyla güç mü istiyorsunuz Allah'ın yanında bulabilirsiniz. Denge, ölçü, vezin bir arayışınız mı var? O zaman Allah'a döneceksiniz. Bütün kudret onda olduğu gibi bu işin miktarını da en iyi bilen odur. Hakları o bilen odur. Nelerin bizim için doğru olduğunun bilgisi Allah katındadır. Ölüleri dirilten Rabbimiz önümse yeryüzünü serdi gökyüzünü söyledi güneşi ayı ifade etti zaman ve mekanı sahip olarak bunu gördük. Şimdi tüm bu ayetlerle beni çevreleyen gerçekliğin bu olduğunu fark ediyorum. Bu bakımdan etrafımdaki gerçeklikmiş gibi bana görülen, gözümden kulağımdan sızmaya çalışan tüm şeytani ivalar saldırılar. Hayat bu, gerçek bu. İşte olaylar böyle seyrediyor diye bizi yormaya çalışan, bizim kalplerimizi sıkıştırmaya çalışan, böylece Kur'an ve sünneti anlamayalım diye uğraşan dünya karşısında bende bir anda açılma oluyor Fussilet Suresi'nin okumasıyla. Biliyorum ki işte yağmur yağdıran odur, bulutları sürdüren odur, rüzgarları estiren odur, gündüzü götürüp geceyi getiren odur, geceyi götürüp gündüzü getiren odur. Mekan ona ait toprak, tüm hareket, bahar, sonbahar onun elindedir.'' Gece, gündüz, yıldızlar, güneş, ay onun elindedir. Kudret ondadır. Diriliş ve öldürüşme hakkı ona aittir. Ve benim görmediğim dünyaların sahibi de, meleklerin de sahibi odur. Bununla beraber kafirlerin tavırları var. O da inşallah devam edecek 40. ayetle. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin.